toz par yani böyle çekilmiş, değirmenden çekilmiş kahve kullanıyorsanız bu French press'in içerisine kahvenizi koyuyorsunuz. Üstüne birazcık su çekeceksiniz. Yani önce bir kahve demleyeceğiz demek. Bu kadar lafın geldiği yer bu. Bir ölçü vermiyorum. Normal granül kahve ya da evde bulabileceğiniz herhangi bir kahve. Türk kahvesi zor olur. Gerçekçi olalım. Böyle hafiften bastırdıktan sonra kahvemiz hazır. İsterseniz bu buzdolabı poşetlerinden. İsterseniz böyle buzdolabındaki buz yapan kaplardan bir tanesini kullanacaksınız. Buzdolabı poşetleri şöyle pratik oluyor. Bunu alıyorum. Bunun içerisine direkt kabın içerisine. Sonra ortadaki deliğinden içeriye kahvemi döküyorum. İyice doldurduktan sonra böyle ağzını şöyle bir düğüm atıp güzel çift dikiş kapatıyorsunuz ve ya bunu yapmanız, böyle bir şey yapmanıza da gerek yok. Direkt buzdolabındaki hani var olan hazır kendi kendine buz yapanlardan bir şey yapabilirsiniz. Dünyanın en kolay tarifi. Bunu böyle yaptıktan sonra birazcık oda sıcaklığına getirip arkasından da şöyle bak zaten böyle hazır buz kapları. Derin dondurucuya atıyorsunuz, buz haline getiriyorsunuz bunu. Servis ederken de çıkartıp sütün içerisine atıyorsunuz, o şekilde yapıyorsunuz. Hazırladığım bu buzlu kahveyi içeceğim ama önden birazcık kıvama gelsin istiyorum. O yüzden şöyle içeceğim bardağın içerisine bu hazırladığım buzlardan birazcık aldım. Üzerine Paşabahçe Amfora karafımdan böyle birazcık hop süt gezdirdim. Burada bıraktım kendi haline. Aynı şekilde bunun içerisine de birazcık bunlardan attım. Sütün içerisinde olması gereken kıvama doğru gelecek ve gayet lezzetli vaziyette içme noktasına ulaşacağız.